Aşkım ya, madem düğünü yazı erteledik, bari şu işleri de erteleseydik. Havuç Efendi? Havuç Efendi, en çok sen sevindin değil mi bu düğünün erdelenmesine? Hayır hayatım, niye sevineyim? Yani sadece biraz daha zaman kazandık. İki ayağımız bir pabuca girmişti, şimdi daha rahatız diye diyorum. Gerek kalmadı yani. Hiç kaytarmaya çalışma, evimiz hazır olsun. Ne zaman erteleniyorsa ertelensin düğün. Ev işini bitirelim, çıksın aradan. Tamam, peki hayatım. Tamam ama yalnız bu yatak odası mobilyası işi beni biraz germeye başladı. Sabahtan beri o kadar uğraştık, yine elimiz boş döndük. Bari bir şey alsaydık da bitseydi bu çile. Efendim? He? Ne bitseydi anlayamadım. Bu şey bitseydi işte. Ney ama ne bitseydi? Koşturma. Çile dedin, duydum. Duydum, bir de bana şimdi yamuk yumuk konuşma. Çile diye duydum, ben duydum. Çile miydi bu senin için? Senin için çile miydi bu? Evimize eşya seçmek çile miydi? Hayatım çile falan değil tabii ki ama şöyle bir şey var. Yani biz uğraşsak gam yemeyeceğim. Ama anne sürekli başımızda her şeye karışıyor. Uy sen çekil bakayım, sen anlamazsın. İşte bunun tahtası kötüdür. Siz ne anlarsınız mobilyadan? Başıma gelenler. Uy bu aldım, uy dar aldım. Ama yani. Yaba yaba sıfatları. Benim anamı yangılay yaba. He? Kebirdirim seni ha. Yaba manisinden hiç girmiyor o işe. Hiç sakın. Bir daha görmeyeyim. Ama... Öyle mi hayat? Yatağa bak, yatağa. Yatağa seç. Yeter. Nereye yatacağım? Bir tane yatak bul oradan, haydi. Annem bize karışıyor ama haklılık payı da yok değil yani Emreciğim. Hangi konuda haklıymış anneciğin Simay? Yatak odası mobilyaları konusunda haklıymış. Bak büyük mobilya seçmişiz, boşuna koca odayı kapatacaktık. Ya niye kapatalım canım? Ne demek niye kapatalım? Ya annem gitmiş, ölçmüş, biçmiş, hepsine bakmış. Sen farazi konuşuyorsun, hiçbir şey bildiğin yok. Aşkım bir şey soracağım. Annen bizim yatak odamıza niye karışıyor? O mobilyaları ben seninle birlikte kullanacağım. Emreciğim, anam da o piyano. Ne yapayım? Ayrıca bak işimizi kolaylaştırıyor. Gidip boş yere kullanamayacağımız hantal mobilyaları alacaktık. Hayatım bir şey söylüyorum bak deminden beri. O yatak odasında annen yatmayacak ki biz yatacağız değil mi? Hayır yani anneni her işten uzak tutuyorsun. Gelinliğine bile karıştırmadın ama bu yatak odası konusunda tek yetkili onu kıldın. İnanamıyorum ya. Yapa yapa konuşmaları. Yapa nasıl yükseldi? Hiç horozlanıyorsun bu konuda bu kadar. Hayır horozlanmıyorum hayatım. Yani öyle bir şey yaptığım yok. Soruyorum sadece niye böylesin diye. Enteresan. Annem o benim. Gönlü oluyor ayrıca böyle yaptığım zaman. Hem günün sonunda biz zaten hangi yatak odası takımını istiyorsak onu alacağız. Ha, değil mi? Alacağız değil mi yani? Herhalde Emre. Ha. Annemin dediği takımı alacak halim yok diyorum ya. Gönlü oluyor böyle yaptığım zaman. Onu da mutlu etmeye çalışıyorum. İyi tamam o zaman. Aha arıyor. Pişman oldu bence. Ay aç bakayım. Anacığım. Ha anacığım. Anacığım ne yaptın sen? Tamam anacığım tamam. Tamam diyorum. Haydi kapatacağım artık. Yiyeceğim. Emre sana çok selam söyle. Çok öpeyim seni. Çok seveyimmiş seni. Öyle değil. Haydi görüşürük. Ne diyor hayatım? Ne diyor? Nasılsınız diyor. İyi misiniz diyor. Merak etmiş bizi. Ha ben de bunu yedim şu an. Bir şey saklıyorsun sen. Ben? Evet. Allah Allah. Simay. Efendim? Ne dedi annen? Anlatmayacak mısın? Önce ben de hazmedeyim. Ama bir şey oldu. Anlatacağım ama senden bir söz istiyorum. Kızmak, sinirlenmek yok. Tamam hayatım, niye sinirleneyim? Tamam söz ver, söyleyeceğim. Hayatım tamam söz hadi. Akşam mı sinirleniyorsun benim? Yok tamam, sinirlenmedim. Söz veriyorum. Sakin. Evet, dinliyorum. Bu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili yatak odası konusu. Ha. Annem beğendiği yatak odasını gidip almış yani. Yatak odasını kız tarafı alır dedi. Gitmiş almış. Ne? Ne diyorsun ya? Almış. Almış. İremciğim. Ay hoş geldin Günaydın canım.
Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim de bana ne diyeceksin merak ediyorum. Anlat hemen. Ya ben seni işinden etmiyorum değil mi böyle? Ay hayır. Hayır tabii ki İsmail. Anlat çabuk. Ne söyleyeceksin bana merak ettim. Şimdi şöyle. Biliyor musun bilmiyorum. Biz Emre'yle ev aldık. Ay biliyorum tabii. Çok sevindim. Bir de bana da çok yakın gider geliriz. Komşuculuk oynarız. Evet. Çok güzel olacak. Bir tane odamız boş. Hı-hı. Ben diyorum ki orayı kıyafet odası yapayım. Muhteşem fikir. Değil mi? Muhteşem. Yani kıyafet odası, giyim odası bir kadın için olmazsa olmaz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İşte o yüzden senin yardımına ihtiyacım var. Bu dekorasyonu için bir şeyler bakmamız lazım. Bakalım tabii. Tabii ki bakalım. Tamam. Şimdi ben sana bir sandalye alayım. Gel buradan mikserden bakarız. Tamam. Sonra kahvede söyleyeyim. Sade içiyorsun değil mi? Evet. Güzel olur kahve. Hoş geldin Tolga. Ne haber Uç? İyi abi, senden ne haber? İyidir. Vallahi aradığında yakındaydım. Sen kahvaltı falan deyince de yok diyemedim, hemen geldim. Tamam tamam, şimdi hemen sipariş veririz. İyi olur ya, acayip acıktım. Sen aradığında şantiyedeydim ben. Biraz işler vardı da konuşmanı tam duyamadım. Gürültülü biliyorsun oralar. He. Ne oldu, sorun ne? Yo, bir sorun yok. Sadece bir konuda sana danışmam gerekiyor. Ha, tamam ya o zaman. Abi şimdi şöyle, biliyorsun evi satın aldık biz. Şimdi içlerine giriştik, tadilat falan. Evet ya, almışsınız, hayırlı olsun. Acayip sevindim. Ama düğünü ertelemişsiniz galiba. Ha evet, o öyle oldu ama belki de daha iyi oldu ya. Hem zaman kazanmış olduk. Öteki türlü hep koştur koştur olacaktı her şey. E tabii ya, hayırlısı neyse olsun. Ne soracaksın bana? Abi şimdi evde bir tane boşta oda var. Ben diyorum ki o odayı kendime oyun odası yapayım. Sen bu işlerden anlarsın, o yüzden seni aradım. Vallahi iyi yapmışsın ha. Oyun odası da var ya. En büyük hayalim biliyor musun? Süper, her şeyi yaparız. Bir sipariş verelim. Vallahi iyi olur. Konuşuruz. Pardon, bir bakar mısınız? Ne yiyeceğim ben? Kahvaltı falan. Bak şu dolaplar çok güzel. Ay şöyle evet. İki taraflı yaptıracağız, tamam mı? Tamam. Siyahlar bir yerde, beyazlar, kırmızılar bir yerde. Düzenli olacak kıyafetlerin. Ayakkabıların da şurada olacak. Beğendin mi bu mobilyaları? Çok beğendim ama bu galiba tasarım. Bunu nereden alacağız? Almayacağız bunu hazır. Bunu yaptıracağız. Ben yaptırırım, çok kolay. Bana sadece ölçü lazım. Ya ölçmedim odayı. Neyse tam usta gönderir, hallederiz ya, yaptırırız. Bir de böyle kocaman bir ayna. Nasıl? Ayna ya. Evet, ben de kocaman bir ayna istiyorum. Evet. Ama böyle altın varakları olsun. Etrafında zengin gösterir. Yani biraz fazla olur altın varak falan. Hani daha böyle sade. O kadar abartmayalım. Bence abartalım. Orası senin özgür kalacağın tek alan. Kıyafet odası lütfen. Abartalım. Her şeyi alalım oraya. Benim niyetim şöyle. Hani ihtiyacımı görsün. Kıyafetlerim derli toplu dursun o odada. O. Simay'cığım, orası bir harikalar diyarı. Orası giyinme odası, lütfen. Elimizden geleni ardımıza koymayalım bence. Çıldınsın İrem. Çoktan. Şimdi Avuç, bir tane 4K televizyon almamız lazım. Yani böyle bütün oyunlarda falan görüntüyü böyle gerçek gibi göreceksin. Evet, doğru. İyi bir televizyon şart. Sen onu not et. Ben bununla ilgili bir araştırma yapayım mı? Sana bilgisini vereyim. Vallahi çok iyi olur ya Tolga. Tamam tamam. Televizyon işi bende. Sonra bir tane 5+1 ses sistemi lazım. Böyle 4 duvara koyacağız. Bütün odanın içinde bas sistemi falan. Böyle var ya, futbol falan oynarken stattaymış gibi hissedeceksin kendini. Ses dönecek içeride böyle. Aa, doğru. Süper, çok iyi olur ya. Ama bir dakika, şimdi diğer odalara ses gitmesin diye yalıtım da yaptırmak lazım o zaman. Aa, yalıtım önemli bak. Hem diğer odalara hem komşulara ses gitmemesi lazım. Onu hallederiz bak. Odayı çok güzel izole ederiz, tamam mı? Kapıyı da doğru malzemeden seçtik mi, içeriden dışarıya çıt çıkmaz. Sen de sabaha kadar keyif keyifle oynarsın vallahi. Şimdi yalıtım. Ya onu da not et. Peki bunu nasıl hallederiz? Neyi, yalıtım mı? Ha. Ya yalıtım işi, ben çözerim o işi. Bizim şantiyedeki ustalar var ya, ya onlara rica ederiz, konuşurum ben. Bir gününü senin oraya ayırır, bitirirler. Harikasın Tolga ya, çok sağ ol. Ama bir şey diyeceğim, böyle odayı biraz dekore etmek lazım ha. Böyle kuru kuruyu olmaz. Hı. Bak aklımda ne var biliyor musun? Bu baba koltuklar var ya, hani böyle hafif yatıyor falan. Onlardan kesin bir iki tane bu odaya almak lazım. Yani film izlerken, ondan sonra oyun oynarken falan böyle kurulacaksın, kalkmak istemeyeceksin. Doğru, doğru. Onu da noter. Koltuk da almam lazım. Ona sen bak. Ben bakarım. Yani rengine falan karar versin. Doğru ama fikir iyi. Koltuk şart tabii ya. Güzel. Bak, takılarını, yüzüklerini, kolyelerini falan da şu çekmeceye koyarsın. Ay evet. Bu çok önemli. Böyle kolyeler birbirine girmiyor sonra. Evet. Hı, çok önemli. Bunu alıyoruz. Tamam, alalım. Bir şey diyeceğim. Hı. Böyle bir gizli bir yere de tartı koyalım mı? Tartıyı oraya mı koyayım? Banyoda olmaz mı tartı? Yok. Giyinme odasında gizli bir yere koy. Gizli gizli tartılırsın. Gerçi çok ihtiyacın yok senin ama.
Olsun. Peki tamam, koyayım tartı. Bir şey diyeceğim. Hı. Havucun haberi var değil mi? Odayı mı diyorsun? Ha. Ha yok, daha söylemedim. Yani karşı çıkmaz herhalde. Aa. Niye karşı çıkacak? Çıkmaz herhalde. Bilmem çıkar mı? Çıkmaz. Sen söyle, ben buraya giyinme odası yapacağım. Şimdi zaten birazdan buluşacağız. Anlatacağım ona ben fikirlerimi. Tamam canım. Ya kaç gündür ben bunu tek başıma nasıl yapacağım diye düşünüyorum İrem. Çok teşekkür ederim. Aşk olsun sana ya. Sen bana bir alo de. Ben alır ustaları gelirim hallederiz. Bir günlük iş. Süper oldu. Tamam. Ben kahveye içip kaçayım. Seni daha fazla tutmayayım. Tamam, sen bilirsin. Ay çok güzel. Yenilesem mi ben? Evet, çok heves yaptım. Ya Emre, bu kendine ait bir oda olması çok büyük olay ya. Vallahi çok iyi düşünmüşsün ha. Nasıl, bu oda büyük mü? Ha, fotoğrafını çektim ha. Bakayım. Şu. Oo, hangar gibi kocaman bu ya. Değil mi? Ha. Ya Emre, bir şey diyeceğim sana. Hı. Ya benim hep bir hayalim var aslında. Bilmiyorum, sen de yani sever misin ama. Ne o? Bu odaya da yakışır. Şöyle bir tane langırt koyalım mı bu odaya? Langırt ya. Ya evet. Doğru. Ya. Bak, bu dijital oyunlar falan güzel ama hiçbiri bir langırt tadı vermiyor abi. Haklısın Tolga. Ben bir de langırt alayım abi. Al notunu abi. Evet. Ya bak, o fotoğrafta gördüm. O köşe var ya, sağ köşe. Oraya da bir çalışma masası koyalım. Çalışma masasına gerek yok canım. İçeride koca masa var. Orada çalışırım. Ya abicim, orada çalışamazsın. Yani Simay film izleyecek, müzik dinleyecek, temizlik olacak, makine çalışacak, annesi gelecek falan. İçeride cümbüş olur yani. Burası senin özelin abi. Senin odan değil mi? Kapatırsın, çalışırsın, keyfine bakarsın. Sen oraya bir tane çalışma masası çizdirelim biz. Doğru diyorsun. Haklısın. Ben masayı da yazayım. Hatta var ya bak, o masanın ucunu biraz uzun tutarız. Tamam mı? Alta bir buzdolabı, üstüne de bir tane kahve makinesi. Of. Yalnız Tolga, fikirler akıyor yani. Harika. Hayalim abi. Hep o yüzden şimdi kendi odammış gibi düşünüyorum. Sayı uzatıyorum. Ya Emre, odaya bir tane de tuvalet koyalım mı yani? Çok fazla mı olur? Abi o fazla olur. Odadan çıkmam o zaman. Arada bir çıkmam lazım yani. Evlendik. Tamam. Emre yazmıyorum. Yazma. Sen bu oda fikrini Simay'a söyledin değil mi? Ay yok, daha söylemedim. Şimdi senden sonra onunla buluşacağım. Açacağım konuyu. Karşı falan çıkmasın sana şimdi. Yok canım, niye karşı çıksın? Yani boş boş duruyor o da. En azından bir işe yarar. Ben bir şey yapmasam ardiye olacak zaten. Ya o zaman bir şey demez ya. Hı. Bence güzel olur. Sen hemen anlat abi. Biz başlayalım çalışmalara. Tamam. Sen şimdi bu notları aldın değil mi? Aldım. Bana bunun fotoğrafını atar mısın? Ha tamam. Yani sen Simay'dan okey'i aldıktan sonra ben hemen hızlandırayım çalışmaları. Eyvallah ya. Tamamdır. Top sende. Ben senden haber bekliyorum. Tamam. Yolluyorum. Emre, ben gidiyorum. Vallahi işe geç kaldım bak. Tamam. Ya hesap bende. Ona göre babamdan laf işitirim sonra. Tamam. Hadi Simay'ı hallet. Gerisi kolay. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ ol ya. Pardon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.